Süresiz nafaka konusu yani feminist diye adlandırılan grup ile normal diğer süresiz nafakayı savunan iki grup arasında tartışılıyor. Bir de hükümetin kendi içerisinde de sanki böyle bir ikiye bölünmüşlük var. Yani neler oluyor? Esas mesele çekişmeli boşanmalarla başlıyor. Boşanma davası başlar başlamaz tedbir nafakası bağlanıyor süresiz nafakadan önce. Çok uzun yıllar bir kere büyük bir sorun davaların çok çok uzun yıllar alması. Mesela 7 yıldır, 10 yıldır, 12 yıldır boşanamayan mağdurlar var. Bu uzun süreç bittikten sonra yani bu uzun yıllar tedbir nafakası ödendikten sonra sıra süresiz nafakaya giriyor. Süresiz nafakanın bağlanmasıyla birlikte zaten geriye yönelik yıllar boyu ödenen tedbir nafakaları bir de üstüne süresiz nafaka, nafaka ödemeyle yükümlü kişinin psikolojisini bozuyor. Sadece iş süresiz nafakayla bitmiyor. Sürekli arttırma davaları açılıyor. Devamlı mahkemeler, işte avukat vekalet ücretleri yani 50 liradan artsa nafaka, Evet. bunun şimdi asgari ücret ne oldu avukatların baronun belirlediği hani minimum asgari ücretten 5 bin lira oldu galiba 5 bin ya da 5 bin 500. İşte mahkeme masrafları da ekleniyor hani o küçük küçük artış ya da küçük görülen miktarlar için bir dünya paralar ödeniyor. Hükümet bu konuyu da ele aldı. Bu pakette herhalde o boşanma davaları ile ilgili bir takım açıklamalar var.